İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan gelişmelerle ana haber bülteninde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cuma günü Elbap'ta şehit düşen 5 askerden biri olan uzman çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun Alucra'da toprağa verildi. Ve 11 DEAŞ mensubu teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında Suriye'nin Elbap kentinde şehit düşen 5 askerimizden birisi olan piyade uzman çavuş Emre Doruk son yolculuğuna uğurlandı. 28 yaşındaki Emre Doruk için memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde tören düzenlendi. Allahu Ekber! Şehidin cenaze namazı Alucra Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Emre Doruk'un naaşı omuzlara alındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Yapılan duaların ardından şehit piyade uzman çavuş Emre Doruk'un naaşı Akçiçek Köyü'ne götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi. Bu arada bölgede operasyon da devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde icra edilen harekat kapsamında tespit edilen 11 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, iki teröristin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından BAP bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 2 bombalı aracın imha edildiği belirtildi. Sayın seyirciler, Türk futbolu bugün efsane bir ismini kaybetti. Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1981 yılından bu yana Gençler Birliği Başkanı olan Cavcav, yarın Ankara'da toprağa verilecek. Türk futbolu efsane başkanını kaybetti. Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti. Teşhislerimizin bugün... Cavcav, 2 gün önce dengesini kaybederek düşmüş, kolunu ve kafasını çarpmıştı. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan makineye bağlı olarak yaşatılıyordu. Bu sabah durumu ağırlaşan Cavcav'ın kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İyi akşamlar. İlhan Cavcav'ın avukatı Nurten Sazan gözyaşları eşliğinde şu açıklamayı yaptı. En son görüşmemizde işler nasıl Nurten dedi bana. Hala daha kendi işlerini soruyordu. Sendikayla sorunlar vardı, onlar anlattı bana. Dedi, hayır dedim, siz her şeyi atlattınız, bunu da atlatacaksınız inşallah dedim. İşte 2 gün sonra düştüm maalesef. Acı haberle birlikte Gençler Birliği'nin deplasmanda Gaziantep'te yapacağı Süper Lig maçı ertelendi. Ankara'ya dönen takım kafilesi oldukça üzgündü. Gerçekten çok önemli. Babamızı kaybettik biz Gençler Birliği camiası olarak. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı dileriz. Bir an önce Ankara'ya gidip başkanımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin Gençler Birliği camiasının başı sağ olsun. Biz çok üzüldük. Böyle bir durumda da maç oynayamayacağımıza karar verdik zaten. Ve iptal oldu maç. Yani Türk futboluna çok şey vermiş. Büyük bir... futbol anlamında bir lideri kaybettik. Onun üzüntüsü var. Efsane başkanın cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek. İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav ilk olarak Beştepe İlhan Cavcav tesislerinde bir anma töreni düzenleyeceklerini ifade ederek oradan da Kocatepe Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz dedi. Bir karar alındı. 1935 yılında Ankara'da doğan İlhan Cavcav, 1981'den bu yana yürüttüğü Gençler Birliği Başkanlığı süresince 2 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Türk futbolunun efsane ismi, Gençler Birliği Kulübü Başkanlığı'nın yanı sıra 3 dönem Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yaptı. Efsane başkanın vefatıyla ilgili toplumun tüm kesimlerinden taziye mesajı geliyor. Bu konuda bir açıklamada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydar Baş'tan geldi.
Yazılı bir açıklama yapan BTP lideri İlhan Cavcav'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taziye mesajında Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız diyen Haydarbaş, merhuma yüce Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi. BTP liderinin mesajı şöyle: Türk futboluna 10 yıllardır büyük bir fedakarlıkla hizmet eden Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Türk futboluna gerek futbolcu olarak gerekse de yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden İlhan Cavcav'ı asla unutmayacağız. Hayatını Türk futboluna adayan Sayın İlhan Cavcav'a yüce Allah'tan rahmet, başta Gençler Birliği Spor Kulübü olmak üzere ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Profesör Doktor Haydarbaş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika turuna çıktı. Hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, meclisten geçen anayasa değişiklik paketi, FETÖ'nün Afrika'daki faaliyetleri ve ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu üzerine yaptığı açıklamalar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika gezisine çıktı. Türkiye'den ayrılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Gittiği ülkelerde Fethullahçı terör örgütünün o ülkedeki faaliyetlerini de gündeme getireceğini ifade eden Erdoğan şunları söyledi. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin artık diyalog, hizmet, eğitim, ticaret diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. Erdoğan, meclisten geçen anayasa değişikliği paketini de değerlendirdi. Bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabii bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz. Referandum için bunları söyleyen Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'ye de cevap verdi. Her ne kadar birileri rejim mecim deyip duruyorsa da ki alakası yok, bu bir sistem değişikliğidir. Ve bu sistem değişikliği de, kusura bakmasınlar, daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. Cumhuriyetimizin kuruluşuna şöyle baktığımız zaman, hani ikide bir tek adam tek adam filan deyip duruyorlar. Şöyle eğer cumhuriyetin kuruluşunu bilmezlerse bunu bilmezler. Erdoğan, başkanlık kabinesinde MHP'li bakanlar olacak tartışmasına da değindi. Onu o günün şartları belirleyecektir dersek ki o zamana kadar çok vakit var ve o güne kadar da tabii çok çok farklı güçlü bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır. Peki Erdoğan referandum sürecinde meydanlara inecek mi? Meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım. Bundan önce de yine meydanlardayım. Ama bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra ona göre kararımızı veririz. Ve ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu. Trump'ın Orta Doğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Orta Doğu şu anda kaynıyor. Şu anda Orta Doğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Orta Doğu'dan yanayız. Parçalı bir Orta Doğu'yu asla düşünmüyoruz. Ve bu doğru olmaz. Bu Orta Doğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Ve onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette ki randevu ne zamana verilir şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve o görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz. Başkanlık sistemini getiren anayasa değişiklik paketi meclisten geçti. Şimdi son kararı halk verecek.
Bu konuda CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız açıklaması geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise partisinin meclisteki tavrının referandum sürecinde de devam edeceğini söyledi. 488, kabul 339, red 142. CHP, AKP-MHP oylarıyla meclisten geçen anayasa değişikliği paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor. CHP eski milletvekili Kamer Genç'in 1. ölüm yıl dönümü nedeniyle Tunceli'nin Nazimiye ilçesine giden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız dedi. Şu anda meclisten geçti. Mecliste gerekli redaksiyonları yapılıp Cumhurbaşkanlığına yollanacak. Çok hızlı şekilde yollanacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanının bu yasayı onaylaması durumunda bu anayasa değişikliğini ve referanduma götürme kararını ilan ettikten sonra saatler içinde başvurumuzu yapacağız. En geç bir gün içerisinde başvurumuzu yaparak düzenlemenin iptalini isteyeceğiz. AKP ile birlikte hareket eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği konusunda partisinin meclisteki tavrının referandum sürecinde de devam edeceğini söyledi. İstanbul'da 24 saat içinde 3 saldırı düzenlediği ifade edilen şahıs Tekirdağ'da yakalandı. DHKPC terör örgütü üyesi Şerif Turunç, Tekirdağ'daki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildi. Tamam, içeri. Cuma gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti il binasına yönelik lav silahlı saldırıyla ilgili aranan DHKPC terör örgütü üyesi Şerif Turunç, Tekirdağ'da yakalandı. Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Turunç'un Esenyurt'ta polise silahlı saldırı olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Üzerinde Glock marka tabanca bulunan şüphelinin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu ifade edildi. Yakalanan teröristin saçlarını kazıttığı dikkat çekti. Turunç, Tekirdağ'daki işlemlerinin ardından eylemleri gerçekleştirdiği İstanbul'a gönderildi. Okyanus yakıtasında bulunan Papua Yeni Gine'de 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede geniş çaplı tsunami uyarısı yapıldı. Okyanus yakıtasında bulunan Papua Yeni Gine'de 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 300 bin nüfuslu Bougainvillea Adası'nda meydana geldi. Şiddetli depremin ardından sosyal medyaya bu görüntüler yüklendi. Görüntülerde havuzdaki suyun depremle birlikte taşması yer alıyor. İnsanların yaşadığı panik de görüntülerde yer alırken suyu taşan havuzdan çıkan biri dikkat çekiyor. Papua Yeni Gine depremine ait olduğu ifade edilen başka bir görüntüde ise kıyıya vuran dalgalar yer alıyor. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi depremin büyüklüğünü önce 8 olarak açıklamıştı. Merkez daha sonra depremin büyüklüğünü revize ederek 7.9'a çekti. Yaklaşık 300 bin nüfuslu Bougainvillea Adası'nda meydana gelen depremin yerin 136 kilometre altında yaşandığı belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi adada meydana gelen depremin ardından olası geniş çaplı tsunami uyarısı yaptı. Ancak Papua Yeni Gine'nin Jeoloji Gözlem Ofisi'nin müdür yardımcısı Chris McKee, depremin çok derinlerde meydana gelmesi nedeniyle tsunami'nin olası olmadığını belirtti. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem bölgesinde bulunan Papua Yeni Gine'de Aralık 2016'da da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Ancak denizin açıklarında oluşan depremde ölen ya da yaralanan olmamıştı. Sayın seyirciler, yolcu treni raydan çıktı. En az 36 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Olay Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde meydana geldi. Aynı bölgede geçen Kasım ayında da yine trenin raydan çıkması sonucu 140 kişi ölmüştü. Yolcu treni raydan çıktı. Onlarca yolcu öldü. Olay Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde meydana geldi. Kaza sonrası yaşanan can pazarı böyle görüntülendi. Çok sayıda yolcu trenin altında kalarak can verdi. Ölü sayısı ilk etapta 26 olarak açıklandı. Ancak saatler ilerledikçe rakam yükseldi ve ölü sayısı 36'ya çıktı. Yaralı sayısı da 50 olarak açıklandı. Jagdalpur'dan Bhubaneswar'a giden trenin Kuneri istasyonda raydan çıktığını ifade eden Hindistanlı yetkililer, kurtarma operasyonunun son bulduğunu, önceliğin yaralıların tedavisi olduğunu belirtti. Aynı bölgede Kasım ayında Uttar Pradesh eyaletinde trenin raydan çıkması sonucu 140 kişi hayatını kaybetmişti. 2015 yılının Mart ayında meydana gelen bir başka kazada da 39 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. Kutsal topraklarda en çok ziyaret edilen yerlerden biri de ilk vahyin geldiği Hira Mağarası. Ancak bu mekan ciddi bir temizlik sorunu yaşıyor. Türk umreciler Nur Dağı'nı işte böyle temizlediler. Düzceli umreciler Nur Dağı'nda çöp temizleme seferberliği başlattı. Aynı bu seviyede böyle çöp. Yıllardır adeta bir çöplüğü andıran Nur Dağı ve vahyin indiği Hira Mağarası'nın civarına atılan çöpler bu kutsal mekanı ziyarete gelen umrecileri derinden üzdü. Yüce Allah tarafından Hazreti Muhammed'e Cebrail aracılığıyla ilk vahyin indiği Hira Mağarası'nı ziyaret eden Düzceli umreciler burada sabah namazı kıldı. Namazın ardından da bu kutsal mekanda çöp toplama çalışması yaptılar. Bunlar da aslında görmesini arzu etmediğimiz durumlar, bu ümmete yakışmayan durumlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz temizlik imandan dökülür. Anlamak mümkün değil, idrak etmek mümkün değil. Burada başlayan bu çirkinlik dalga dalga maalesef İslam aleme yakışmıyor. Biz bu değiliz. Biz bu değiliz. Biz temizliğin ne olduğunu Resulullah Efendimiz'e örnek alan onun ümmetiyiz elhamdülillah. İnşallah bu birlikteliği başlatırız diye böyle küçük bir çalışma başlattık. Sırada yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları var. Kimi kazalar an be an kaydedildi, kimi kazalarda saatler sonra fark edildi. İşte Antalya, Mersin, İzmir, Konya ve Sakarya'da meydana gelen kazalardan görüntüler. Görüntüler Antalya'dan. Antalya'da iki otobüs, bir minibüsle otomobilin karıştığı ve 9 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında otobüs içindeki panik anları kameralara yansıdı. Kaza sırasındaki panik ve can pazarı ise otobüslerden birinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bu görüntülerde Mersin Tarsus'tan. Otoyol çıkışında direksiyon hakimiyeti kaybolan fayans yüklü bir tır, refüje çarptıktan sonra ters döndü.
Tır sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasındaysa iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yurdun birçok bölgesinden de kaza haberleri geldi. Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan otomobil 5 saat sonra fark edilince araç sürücüsü ve hamile eşi yaralı olarak kurtarıldı. Akşam saatlerinde Karapınar'dan Ereğli'ye aile ziyaretine gelen Şahin Aşkın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Akşam saat 19.30'da meydana geldiği belirtilen kaza, ancak gece 12.30'da yoldan geçen dikkatli sürücüler tarafından fark edilerek polise bildirildi. Tamam canım. Yaralı vaziyetteki otomobil sürücüsü Şahin Aşkın'la hamile olduğu öğrenilen eşi Tuğba Aşkın, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aman dikkat edin. Burası da Antalya'nın Manavgat ilçesi. Kaza Çağlayan Mahallesi Irmak kenarında Küçük Şelale yolunda meydana geldi. Emre Kağan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşil alanda bir süre savrulup ağaçlara çarptıktan sonra yüksek gerilim hattını taşıyan çelik direğin içerisine daldı. Kazada otomobil çelik bariyerler arasında hurdaya dönerken otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ve son görüntüler İzmir'den. Karşıyaka ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan Tuba Eken hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Başpehlivan Karaali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Örnekköy istikametinden Karşıyaka istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Kaza sonrası otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar araçta bulunan Tuba Eken'i araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenilen Eken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sayın seyirciler, gündemde önemli gelişmelerle karşınızdaydık. Bir başka bültende buluşmak üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar.